Selam gençler kim yağdasınızsınız kim Adası ders kanalına hoş geldiniz gençlerim çalışmalarıma devam ediyorum Forelev kampında ilerliyoruz test 74'te kalmıştık yani koligatif özellikler üzerine testler sorular çözüyor idik evet soru bankamızı elimize alalım hemen sayfa 152 ve 153 açalım beraber şu test 74'ü çözelim arkadaşlar siz de çözersiniz benle beraber kalem kullanırsanız emin olun bu işler kalıcı olur yani siz kalıcı olarak öğrenirsiniz öteki türlü Öğrenirsiniz ve unutursunuz. Unutmayın bunu arkadaşlar. Haydi bakalım kalıcı öğrenmeye devam ediyoruz. İlk sorumuz geldi. Evet demiş ki soruda yukarıdaki olayların hangileri çözeltilerin koligatif ...özellikleriyle ilgilidir demiş. Koligatif özellikler deyince ne anlayacaktık Berk? Hatırlıyor musun? Neydi olay? Sıla. Hatırlıyorsundur diye düşünüyorum. Neydi olay? Derişime bağlı olan. Yani derişime göre değişen özelliklerdi. Ki bunlar nelerdi? Kaynak noktası yükselmesi, donma noktası alçalması, buhar basıncı düşmesi ya da... ...ozmotik basınç, ozmoz diyebiliriz. Şimdi buna göre bakalım. Demiş ki, kışın akarsulara göre daha geç donması göllerin. Evet Doğru baktığımız zaman yani nedir? Yani akarsuların göllere göre daha geç donması. Evet doğru. Neden? Şimdi göllerde daha az iyon vardır. Donma noktası mesela sıfıra yakındır. Ama diğer işte deniz gibi akarsularda falan çok fazla iyon var. İyon sayesinde donma noktası mesela eksi 20'ye falan düşer. O zaman mesela hava şartları eksi 2 bile olsa, eksi 3 bile olsa onu mesela ne yapamayız? Donduramayız. O yüzden bu evet kolikatif özelliklerle alakalı. Donma noktası azalmış. Gene Otomobil radyatörlerine antifriz konması da aynı şekilde. Bu şekilde suyun donma noktasını düşürerek otomobilinizin çalışmamasını sağlayabiliriz. Bu da olur. Peki bakalım ne demiş arkadaşlar? Kışın araçların geçtiği yollardaki buzların daha geç erimesi. Hayır alakası yok. Bu olay basınçla alakalıdır. Yani baktığımız zaman değil mi? Bu hani bu şeyle çözelti dirişimiyle alakalı bir durum değildir. Dirişime bağlı olan bir durum değil. O yüzden bunu alamıyoruz. Cevap da bu durumda D seçeneği olur deriz. Yani dirişime bağlı bir madde ilavesi yapacağız. Bu madde ilavesiyle beraber maddenin işte donma noktası azalacak veya kaynama noktası yükselecek gibi düşünmemiz gerekiyor. İkinci sorudayız. Diyor ki yemek tuzuyla hazırlanan aynı ortamdaki eşit kütleli su çözeltilerinin kaynamaya başlama sıcaklıkları altta verilmiş. Bak görüyorsun yemek tuzuyla hazırlanmış yani sodyum klorür suda ne yapar? Sodyum artı 1 ve Cl-1 şeklinde iyonlar bırakır. Tabii ki baktığımız zaman iyonlaşarak çözünen bir maddedir. Şimdi diyor ki bak A çözeltisi 102'de kaynar. B çözeltisi 104'de kaynar. Normal deniz seviyesinde suyumuz kaç derecede kaynıyordu? 100 santigrat derecede kaynıyor değil mi? Ama burada bakın 102 ve 104 demek ki tuz ne yapmış? Kaynama noktasını artırmış. Ne kadar çok tuz çözersek o kadar kay noktası azalır. Derişim arttıkça kay noktamız artar. O yüzden bu durumda hani baktığımız zaman ne diyeceğiz? Hani e, burada e, B, A'dan daha büyük olduğu için bakıyorum. O zaman derişim kıyaslaması yaparsam tabii ki B çözeltisinin derişimi A'dan fazladır diyeceğiz. Çünkü B'deki kay noktası daha yüksektir. Derişim artarsa kay noktası artar. Buna göre hangileri doğru? A çözeltisi B'den daha seyreltiktir. Evet doğru. Seyreltik demek derişimin derişik çözeltinin tam tersidir. Peki devam edelim. B çözeltisinin doğma noktası A'dan yüksek midir? Hayır. Bak bu derişim kaynak noktasını yükseltirken donma noktasını azaltır. Bu ifademiz yanlış oldu. Çözülmüş yemek tuzlu miktarları A büyüktür B. Bak aynı miktarda su var zaten elimizde. Eğer A daha fazla çözülseydi bu durumda A çözeltisi daha derişik olurdu. Halbuki değil. Yani B çözeltisi daha derişik. Demek ki buradaki B kabında daha fazla madde çözmüşüz. Bu da yanlış oldu. Cevap da bu durumda yalnız bir yani A seçeneği gelir. Evet 3'teyiz. Şimdi demiş ki şeker suda moleküler halde çözünen bir maddedir. Tamam çok güzel. Saf su içinde bir miktar şeker çözülerek bir çözelti hazırlanıyormuş. Evet. Yani şöyle glikoz diyelim mesela biz buna. Bunu biz suya attık. Tabii ki bunu suya atınca moleküler çözündüğü için bu aynen bu şekilde yapısını böyle korur demeyeyim de yani daha böyle molekül molekül ayrılır iyon iyon şeklinde değil. Peki buna göre oluşan bu çözeltinin hangileri aynı ortamdaki saf suyunkinden farklıdır demiş. Şimdi kaynama noktası evet farklı. Hatta şekerli suyun kaynama noktası daha fazla gelir. Bunu söyleyelim. Donma noktası evet farklı. Donma noktası azalır şekerli suda. Elektrik iletkenliği hayır aynı. Çünkü hem saf su hem de şekerli su elektrik akımı iletmez. O yüzden cevap da bu durumda 1 2. Yani C seçeneği gelir. Geldim 4'e. Şimdi diyor ki aynı ortamda saf su ve yemek tuzu kullanılarak 3 farklı çözelti hazırlanıyormuş. Görüyoruz. Şimdi buna göre hangileri doğrudur demiş ya. Benim bu tarz sorularda size tavsiyem şu aslında. Bak bize burada bir bilgi veriyor aslında. 100 gram suda en fazla 36 gram sodyum klorür çözünür demiş. Benim size tavsiyem şu su kütlelerini bir eşitlemeye çalışalım bence. Çünkü hem sular farklı hem de ilave ettiğim tuzlar farklı. Hani mesela A kabını düşünelim. 40 gramda 5 gramsa mesela yüzde bunu eşitlersek hepsi yüzde gibi gelebilir. Yüzde nedir diye bakarsak evet 40'da da e, bak şuna sıfırlar gider 2'ye kalır 5. 25 bölü 2 yani aslında A'da 100 gram suda ne kadar vardır? 12,5 gram tuz vardır. A'nın durumu bu. Peki B'ye bakalım hemen inceleyelim. Şimdi A B'de de diyor ki 75. Şimdi 75 gram suda evet 27 gram sodyum klorür çözünürse e, yani varsa atıyorsak eğer acaba yüzde ne kadar çözünebilir diye bakalım tamam? Olabilir bu böyle yazabiliriz. Hemen şöyle inceleyelim yani yüzde ne kadar olması gerektiğini anlayalım bu durumda. Şu bak 3'e 4 kalır. Burası kalır 1'e 9. Bak ne kalıyor? 36 kalıyor. Görüyor musun? Evet. Yani zaten bak en fazla 36 gram çözebiliyorduk. Evet görüyorsun 36 gram. Demek ki bu çözeltimiz şu an doygun bir çözelti haline gelmiş. Yani çözebileceğim maksimum çözünüyor burada. Peki bunu da hallettik. Yani burada ikinci kapta şu var. 100 gram suya karşı 36 gram sodyum klorür var. Peki diğerini de farklı kalemle yapalım. Demiş ki bakalım burada 20 grama 8. Şimdi bak 20 grama 8 ise 5 ile çarparsak bu durumda ne olur? %40 olur. Ama biz en fazla 36 gram çözebiliyoruz. O zaman şimdi şöyle bir şey var aslında. Bu çözelti hani e, bu çözelti de doygun çözelti olur. Yani şöyle bir şey olur o zaman. Hani bak %36 çözerse 20 de bunun 5'te 1'i çözecek tabii ki baktığımız zaman. E, 36 bölü 5 yani 36 bölü 5 demek aslında ne olur? İşte bakarsam işte 7.2 gibi bir şey çözer. O zaman bu durumda 8 gram atarsak dipte ne olur? 0.8 gram kalır. Ve bu durumda bu çözelti de doygun olur. Yani derişim kıyaslaması yaparsak şöyle bir şey yapacağız tabii ki. Derişim kıyaslamasında aslında C daha derişik gibi gözükse de hani mesela yüzde yani 20'de 8 yüzde 40 daha derişik gibi gözükse de 40 gramın hepsini çözemeyeceğine göre en fazla burada arkadaşlar e, tam çözebileceği kural kadar çözülebileceğine göre derişim ifadesi B eşittir C olacaktır büyüktür A olacaktır. Çok güzel soru. Peki devam edelim. Buna göre hangileri doğrudur demiş. A kabındaki çözeltinin donma noktası B'ninkinden yüksektir demiş. Şimdi bakalım öyle mi? Evet doğru. Şimdi burada derişim kıyaslamasına baktığımda evet B ve C'nin derişimi A'dan büyükse o zaman bu durumda A'nın daha seyreltik olması onun donma noktasını ne yapar? Biraz tabii ki yükseltir. Kime göre? B'ye ve C'ye göre. O yüzden bu ifademiz tabii ki doğru gelir. Evet devam edelim şimdi. Ne demiş? E, çözeltilerin kaynak arasındaki ilişki C büyüktür B büyüktür A değil çünkü neden? B ile C eşit olduğuna göre B eşittir C büyüktür A olacak. Yani kaynım noktası derişim arttıkça artar. B ile C'nin derişimi eşittir. O yüzden bu ifade yanlış oldu. C çözeltisi B'ye göre daha derişik falan da değil bu arada. Çünkü aynı derişime sahip. Görüyoruz. İkisi doygun çözelti. Çözebileceğini maksimum çözmüş. Şu bilgiyi vermiş ya. Yüzde en fazla 36 çözebiliyoruz. O yüzden burada dipte kalan maddeyi düşündük gördük ve ona göre derişimler eşit olduğunu anlamış olduk. Güzel soru. Cevap da bu durumda yalnız bir yani A seçeneği gelir. Evet 5. soruda demiş ki bize bak burada 4 tane öncül var. Bunların doğru ve yanlış olanları değerlendireceğiz ve ona göre işaretleme yaparak doğruyu bulmaya çalışacağız. Hemen bulalım. Buluruz diye düşünüyorum. Demiş ki bak kaynayan suya tuz atıldığında kaynamanın durması koligatif özelliklerle ilgilidir. Evet doğru. Niye? Şimdi tuz atınca onun derişimi arttı. Derişimi artarsa kaynama noktası artar. O yüzden o yeterli sıcaklığa ulaşmamış oluyor aslında o durumda. Atıyorum mesela eskiden 102'de kaynıyordu. İçindeki tuz onu yetiriyordu. İşte sen şimdi tuz attın. Bu sefer 105'te kaynaması lazım. O zaman ne olur bir anda kaynama kesilir. O yüzden bu da tabii ki derişime bağlı bir özellik olduğu için biz bunu doğru kabul ederiz. Peki devam edelim. Yemek tuzunun deriş çözeltisinin, donma noktasının, selat çözeltisinden daha yüksek olduğunu söylemiş. Şimdi bakalım öyle mi acaba? Yemek tuzunun donma e, e, derişik çözeltisi. Yani eğer derişik bir çözelti varsa donma noktasının azalmasını bekleriz. Kaynak noktasının yükselmesini bekleriz. Ama burada demiş ki kayma donma noktası daha yüksektir. Hayır yanlış oldu. Gitti. Peki devam edelim. Dondurmalara bir miktar tuz ilave edilmesinin nedeni dondurmanın donma noktasını düşürmektir. Evet biz eğer biraz tuz ilavesi yaparsak donma noktası azalır. O yüzden de bunu dondurmaktan biraz daha kurtarmış oluyoruz. Yani rahat rahat vatandaş yesin değil mi dondurmasını? Buz yemesin yani. O yüzden bu da doğru. Yani şöyle doğru diyecektik. Yanlış yaptık arkadaşlar. Doğru olacak. Peki dükü tencerelerde yemeğin ağzı açık tencereye göre daha çok pişmesi koligatif özelliklerle ilgilidir. Değil. Bak burada yüksek basınç var. Yüksek basınca ulaşmak için daha fazla enerji alıyor. Ve bu yüzden kay noktası yükseliyor. Yani burada dirişime bağlı bir özellik değil yani. O yüzden bu ifademizde yanlış olur. Doğru yanlış doğru yanlış. Cevapta B seçeneğini buldum. Geldik 6'ya. Demiş ki bak bir deneyde 3 ayrı kaba 200 er gram saf su koyuyormuşuz. Evet görüyoruz ve üzerlerine aynı molde glikoz, potasyum nitrat ve kalsiyum nitrat katılarını koyuyormuşuz ve bunları çözüyormuşuz. Çözeltilerini hazırlıyormuşuz. ABC çözeltileri. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var ama. Bak şimdi glikoz burada moleküler olarak çözülür ki bu bilgiyi biz size vermişiz. Ama potasyum nitrat ve kalsiyum nitrat iyonik bağlı bileşik olduğu için bunlar iyonlarına ayrışarak çözünür. O yüzden mollerin eşit olması derişimlerin aynı olmasını sağlamıyor. Çünkü burada tanecik derişimine bakacaksınız tabii ki. Bileşiklerin derişimleri eşit olabilir ama burada tanecik derişimi farklı gelebilir. Mesela şimdi glikozda sıkıntı yok. Glikoz çünkü moleküler çözündüğü için ben bunu suya atıyorum. Ne olur? C6 H12O6 şeklinde ben bunu açarım. Bak kaç mol? 0.1 mol. O zaman 0.1 mol maddede 0.1 mol molekül var. O yüzden bak burada 0.1 mol tacik diye ifade edebiliriz. Burada bir sıkıntı yok. Yalnız şimdi devam edelim. Diğer maddemiz kim mesela? KNO3 potasyum nitrat. Potasyum nitrata baktığımda potasyum 2 artı 1 nitrat eksi 1 şeklinde ben bunu yazarım tabii ki. Kaç molmuş? 0.1 molmuş. 0.1 mol ama bak 1'e karşılık 0.1 mol. Bu da potasyum da Nitrat da 0.1. Yani sonuca baktığımız zaman toplamda 0.1 mol bileşik ne yapar? 0.2 mol tancık verir. Evet. O yüzden bu durumda hani C'nin elektrik iletkenliği de fazla A'dan. Aynı zamanda kay noktası da fazla. Derişim gibi fazla oluyor zaten bakıyorsunuz. İyon derişim fazla olduğu için. Bunu söyleyebiliriz. Peki kalsiyum nitrata bakalım. Kalsiyum nitrata hemen yazdığımı ne göreceğim? Kalsiyum nitrat da gene yalnız burada daha enteresan bir şey var. Kalsiyum yükseltken basamağı artı 2. İki tane nitrat veriyor yalnız. Dikkat etmemiz gerekir. Yani bu mesela 0.1 mol evet. Evet ama kalsiyum 0.1 mol. Nitrat 0.2 mol. Toplamda 0.3 mol'luk tanecik verecektir. Evet. Bak bunu böyle görürüz. 0.3 mol tanecik ortamda var. Evet. O zaman kimin kaynak noktası daha fazla? Mesela kaynak noktaları kıyaslaması yaparsam tabii ki burada C büyüktür. B büyüktür. A diyeceğim. Kimin donma noktası daha fazla? Donma noktası derişim arttıkça azalır. O zaman bu durumda A büyüktür B büyüktür C diyeceğim. Şimdi bakalım olayımıza. Demiş ki çözeltinin kaynama başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki C büyüktür B büyüktür A. Evet doğru bunu zaten doğru kabul etmiştik demin Öyle yazmıştık. Bak şurada gör, görüyorsunuz. Öyle yazmıştık. A kabındaki çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı B'ninkinden yüksek mi? Evet bakalım. A'nın e, yüksekliği yani donma noktası görüyorsunuz ki daha fazla. Evet görüyorsunuz. Bu da ifadesi yapılabilir. Doğru ifade. Şimdi C kabındaki çözeltinin elektrik iletkenliği A'dan fazladır. Şimdi bak C bir kere iyon veriyor ortama. A'da zaten elektrik iletkenliği yok. Saf su gibi aynı. C'de de A'dan fazladır. O yüzden bu da doğru gelir. cevapta E seçeneği. 1-2-3 olur deriz. Geldik 6'ya. Şimdi demiş ki aşağıdaki kaplarda eşit derişim ve eşit kütlede sodyum klorür vardır. Evet görüyorsunuz. Şimdi %20'lik e, sodyum klorür çözeltileri var. derişimleri eşit. Beşer, 500 gramda elinde çözeltiler var. Diyor ki bak şimdi. A kabındaki çözeltinin yarısı e, çökme olmadan buharlaştırılırken o zaman buharlaştırıyorsak bu çözeltimizin derişimi artar. Çünkü su gidiyor değil mi? Ha, derişim dediğimiz şey aslında mol bölü hacim gibi düşünelim. Hani mol sabit ama hacim artıyor. Yani baktığımız zaman çözeltinin yarısı boş e, gidiyor. Ha, e, daha da çözücü gidiyor. Çökme olmadan. O zaman mesela bu çözeltimiz bu durumda %40'lık olur zaten. Derişim artar. Peki ne demiş? B kabına kaptaki su kadar su, e, su ilavesi yapıyoruz. O zaman e, bu durumda %20'lik çözelti alsın da %10'luk oldu. Yani neden? Çünkü su ilavesi yapılınca birim hacimdeki çözünen miktar azalmış oldu. Dolayısıyla hangisi yanlıştır? A kabındaki çözeltinin derişimi arttı. Evet doğru. Bu durumda biz bunları kıyaslarsak, derişim kıyaslaması yaparsak ne olur bu durumda? A büyüktür. B olmuş olur. Peki. B çözeltisi ilk duruma göre daha seyreltiktir Evet doğru. Yani mesela %20'likten %10'luğa düştü zaten. A kabındaki çözeltinin kaynaya başlama sıcaklığı B'den e, yükselirken, evet B'ninki düşmüştür. Doğru neden? A'nın derişimi arttığı için kaynaklısı artar B'nin derişimi azaldığı için kaynaklısı azalır. Evet bu da doğru geliyor. Devam edelim. D'yi bir geçmek istiyorum ama. E'ye bakalım. Son durumda A kabındaki çözelti B kabına göre daha derişiktir. Evet doğru bak daha derişik olduğunu ben burada zaten görebiliyorum. Peki D'ye bakalım. A kabındaki çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı yükselirken B'ninki düşmüştür. Hayır. Olmaz. A kabın derişimi arttığı için doğma noktası azaldı. B'nin de derişimi azaldığı için doğma noktası arttı. Tam tersi olması lazımdı. Cevap da bu durumda D seçeneğidir deriz. Evet geldik dersimizin son sorusuna. Bakalım ne diyor? Oda koşullarında doymuş şekerli su için hangileri doğrudur? Bak burada şu önemli. Oda koşullarında yani 25 santigrat derece değil mi? Şimdi doymuş, e, doymamış şeker çözeltisini kaynatırken şöyle bir şey olmasını bekleriz. Yani bak. Evet sıcaklık artar 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 ama yüzün üzerine çıkmamız lazım bir kere. Yüzde kaynamaz. Ve kaynarken de sıcak artmaya devam eder. Böyle bir şey olması lazım. Evet sanki birinci grafiğimiz doğru gibi ama ne yanlış? Ne yanlış Fuat gördün mü? Hala gördün mü? Bak nereden başlatmış? sıfırdan başlatmış. Halbuki 25'ten başlasaydı olayı çözmüştük. O yüzden bu ifade yanlış oluyor. Peki ikinciye bakalım böyle olur mu? Hayır. Bak sıcaklık artar. Ya böyle düz gitmiyor. Böyle biraz böyle yukarı doğru gidiyor aslında. Bu da yanlış oldu gitti. Peki devam edelim. Donma noktası ne olur? E kay noktası böyleyse azaltacağız tabii ki donma noktasını. Azalacak azalacak ve bir kere sıfırda değil daha düşük sıcakta donacak ve donarken gene ne olacak? Azalmaya devam edecek bir grafikten bahsediyoruz. O yüzden böyle bir şey olması lazım ki zaten bunu vermiş. Cevap da bu durumda yalnız üç. Yani C seçeneğidir deriz. Evet arkadaşlar bu şekilde burayı bitirmiş olduk. Yani baktığımız zaman önemli bir testi de bitirmiş olduk aslında. Ve ben aslında çok böyle mutlu oluyorum çözerken. Çok güzel sorular yazmışız. Ellerimize sağlık. Bu sorular sizleri başarıya götürecek. Emin olun. Yani siz de fark ediyorsunuz soruların kalitesini diye düşünüyorum. Gençler, şimdi yarın konuğumuz kampına ilerliyoruz. Karışının ayrılması kısmı. Sonra tekrardan soru çözeceğiz. Bu kamp böyle giderse biz bu kimyayı fullleriz Gençler kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.